Koronavirüsünde ne gibi önlemler aldınız? Vallahi şu anda yani takip ettiğimiz kadarıyla hani şu anda maske kullanımı falan çok yaygın ama hani açıklamalara nazaran yani Türkiye'ye çok giriş yapılmadığından dolayı hani bir de bizim halkımız bu tarz şeyleri çok umursamadığından ötürü yani çok aşırı bir tedbirler almadık ama zaten günlük hayatımızda genel olarak hijyene hani şeye önem veriyoruz. Elimizi sürekli yıkıyoruz mesela. Ne bileyim genelde işte böyle temizlik malzemeleri var bir takım. Yani ıslak mendili mesela üzerimizden risk etmiyoruz. Hani bu şekilde yani bir de olabileceği bir şey varsa da olacak yani bunu yapacak bir şey yok. Peki yakın çevrenize görürse ne gibi önlemler alırdınız? Vallahi bir daha adamı görüşmezdim yani kesin büyük ihtimalle. Yakın çevremde olamazdı artık o adam yani. Dediğim gibi bu şekilde tedbirler alabilirdik. En fazla adamdan uzak duracaksın. Onlar da o şekilde yapıyorlar zaten. Temizlik başka bir şey değil. Tok kalabalık ortamlarda fazla bulunmuyoruz. Elimizle fazla haşır neşir olmuyoruz. Dikkat ediyoruz. Temizlik yani başka bir korunacak bir şeyimiz yok çünkü. Şimdilik daha bir önlem almadık. Çünkü daha örnekler teşkil etmediği için herhangi bir örnek almadık yani. Koronavirüsüne hiçbir önlem almadım. Çünkü Türkiye'de şu anda yok. Normal yaşantı sürüyor. Henüz daha bir şey almadım. İnşallah bakalım. Türkiye'de görülmedi daha. Bilmiyorum. Ne gibi önlemler aldık? Hiçbir önlem almadık açıkçası. La şimdilik hiçbir önlem almadıksa. Normal gidiyor geliyor da inşallah gelmez. Ülkemizde şu anda yok zaten. Sağlık Bakanımız da bu konuda gerekli önlemleri alıyor. İnşallah da öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Koronavirüsüyle ne gibi önlemler aldık? Biz şu anda askeriz. Askerde gerekli açıklamaları yaptılar. Sürekli el yıkamakla ilgili şeyler yaptılar. El yıkayacağız. Yani sürekli birbirimizle tokalaşmayacağız ve merhabalaşmayacağız. O yüzden uzak duruyoruz birbirimizden. Selamlaşmayı falan yasakladılar yani. Yakın muhabbetleri yasakladılar. Hapşırırken falan kollarımızı kapatmamızı söylediler. Öyle bilgiler verildi. Yani şahsi olarak herhangi bir önlem almadık ama işte temizliklerimize dikkat ediyoruz. İşte kişisel temizliğimiz olsun. Yani bu tarzda yani herhangi bir maske falan takmadık yani mesela şimdiye kadar ben öyle bir önlem almadım. Çünkü Türkiye'ye geldiğine de inanmadığımız için genelde temizliklere dikkat ediyoruz yani. Vallahi bilmiyorum ya, devlet alacak onu önlemleri. Ama işte belli zaten, sınır kapılarını kapatacaksın, uçuşlarında askıya alacaksın Çin'le, artık hastalık hangi ülkede varsa onlarla askıya alacaksın. Bu virüsün önlemi bulunup tedavisi yapılana kadar gerekiyorsa ülkeyi kimseye almayacaksın. Hiçbir şekilde önlem almadım. Elimi yıkıyorum, başka bir önlem almadım. Vallahi hiçbir önlem almadık abi. Gelirse zaten ilk bize bulaşır zaten, sıkıntı yok ondan yana. Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası bir önlem almadım. Yani geldiğini bilmiyorum yani, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyoruz da. Yani bir önlem almadık şimdilik. Vallahi hiçbir önlem almadım. Hiçbir şey. O bizden korksun. Hiçbir önlem almadım. Uzak dururum herhalde. Yani sağlık açısından tabii bazı önlemler var da şimdi iş başa düşmeyince herhalde bize biraz şey geliyor. İhmalkarlık geliyor herhalde. Yani görürsek o zaman herhalde daha çok bilinçleneceğiz herhalde. Direkt hastaneye sevkini sağlar, hiçbir şekilde müdahale etmezdim. Yakın çevre araştırma yaparız. Temizlik, başka bildiğimiz bir şey yok. Virüs hakkında hiçbir bilgimiz yok daha doğrusu. Televizyon da bilgilendirmiyor, doğru mu? Haberlerde de hiç şunlar yapılacak, bunlar yapılacak diye bir şey yok. Yani bir bilgimiz yok, kimsenin bilgisi yok. Herkesin aldığı gibi öncelikle temizlik. Birinci sırada, ikinci sırada da işte maskedir. Bilmiyorum. Yakın çevremizde görsek ne gibi önlemler alırız? Tabii ki yanlarına yaklaşmayız. Kendimizden tabii ki uzak tutmaya çalışırız. Yapacağımız tek şey bu. Başka da bilmiyorum. Yakın çevremizde görünse tabii ki ben de kendime göre önlemlerini alırım. Maske takarız. Hijyenik ortamlara dikkat ederiz. Gerektiği kadar toplumdaki olan o hastalıklardan uzak durmaya çalışırız yani. Yakın çevremizde görürken ne gibi önlem alalım? Askeriyede kalabalık bir ortamda yaşadığımız için yani bir iki tane arkadaş da görülmüş bulunuyor. Yani önlem amaçlı ayrı ayrı odalara almıştı. Yani bize de öyle yaparlardı sanırım. Ayrı ayrı odalarda tutuyorlar yani ayrı bir bölümde. Farklı bir ranza koydular. Öyle ayrı bir odada yaşıyoruz. Yani. Yakın çevremde tabii ki maske takmasını öğrenirdim gibi yani bu tarzda şeyler yani. Vallahi önlem işte diyorum. Şimdi
pratik bir şey, ağzını kapatmak. El sıkışırken el tokalaşma, öpüşme gibi tedbirler söylüyorlar doktorlar. Bunlar bunları başka vatandaşlara yapacağım bir şey yok. Selam bile vermem. Yanına bile yaklaşmam yani. O derece. Can tatlı. Tedirgin olurdum ve ayrıca maske kullanırdım. Daha sonra hastaneye başvurdum. Karantina altına alırdım. Almam gerekirdi yani. Bazı kişileri. Mezarlığın ilk girişinden güzel bir mezar yeri bulup almak olur. Çünkü oralar türbe oldu ya. İlk olsun burada rahat edemezse öbür tarafta rahat eder. Olmaz mı? Hadi sağ ol yavrum. Lan ne önlem alacağız abi? Onlar bizim değerli zaten. Onlara bulaşırsa bize de bulaşsın. Olacak ki sanki. İlk başta hastaneye giderdim. Gereken aşı veya tedaviler varsa onları yapardık. İlk başta. Hani. Hiçbir şekilde yok yani. Yok çevremde öyle bir şey yok. Kireç kuyusuna atarım. Net yani. Maske takarız herhalde. En büyük ihtimalle. O da maskeye gücümüz yeterse. Fiyatlar fırladı. Belli zaten. Yapabileceğimiz bir şey yok.